Çok güzel ya. Estetik adam şu an beni algılamıyor. Oğlum seni döverim. Ya bu tuhaf hissettiriyor. Sayın hocam. Abi asansör. Adam var içeride. Elini hemen pansuman yapsın. Oğlum nasıl çıkacaksın oradan? Gül. Yüzün gülsün. Biraz daha. Kazanamazsak eğer, finalde olamazsak da ben sana, annene, anneanne... Yani şu an bu hale gelmem bile beni... Kaç kilo var dedim üzerinde? 40 kilo. Semih bembeyazsın ya, beyaz peynir gibisin. Şu an şey gibi geliyor, onun gibi şey. Bam çok iyi. Yani 7 ayda 40 kilo. Bu raftan daha dolu... He, hoşuna gittin mi raf? İyi misin? Şu çocuğa para ödeyeyim ben. Öyle bile olsa, bak sıktığında... Aynen vallahi diyor. Beni şaşırttın, helal olsun. Ben kimi vazgeçirmeye çalıştıysam inat ediyorlar benden. Yok kardeşim yetişmeyeceksin. Aman avradını bir daha. Aferin! Yaş 37 yani. Biraz yağlanarak gidiyorsun ama. Oksijencim benim amcaoğulları senin gibi olmak istiyorum bir gün. Bu arada ameliyatla ilgili doktorla konuştum. Cihat son bir hafta kala mı ne diyet bozdu. Kaç kişisiniz? Biz bugün 6. İyi. Yarın 2 kişi mi var? Yok 2. Şaka yapıyorsun. Geçen seneki yerimiz de aynı. Günaydın. Ne haber Aslancık? İyiyim ben, teşekkür ederim. İyi duruyorsun. Forma hala güzel. Beğendin mi kendini? Tamam, dön bakayım arkana. Ver bir poz. Karakterin bile tıkır tıkır. Gayet güzel Samet, formun çok iyi. Pozların da güzel zaten. Sadece gül abicim. Evet. Bu sene gülelim, tamam mı? Ben sana gel gel o zaman söyledim. Yani şu an yüzün gülmediğin zaman ciddi asık duruyor, tamam mı? Şu an diyetten dolayı biraz şeysin böyle. Maya numarasını aldınız mı? Aldık. Tamam. Çok güzel duruyorsun bu arada. Bir de sırttan ver. Yani çok kötü bir durum yok ama elinle eğer şortu sağa sola çekersen o zaman kötü durur. Yani şortunla çok oynamamaya çalış, olur mu? Ufak bir dumbbell'larla pump yapalım, sonra lastikle ısınmaya başlayacağız. Çok güzel. Sen karakterin mis gibi ortada. Çok güzel ya. O çok estetik duruyor karnı çocuğun. Çok güzel. Bir tık çapraza dön abim. Çapraza bana doğru. Şu an yandasın aynen. Yani podyum burada. Sen bana doğru poz veriyorsun. Şu an okey. Çok daha güzel. Estetik adamsın. Nasıl poz versen yakışıyor. Çok güzel. Sırtını da bir iyi pump yaparsak. Bak sırtın çok güzel. Sadece dolu patlak patlak değil. Tamam mı? İyi pump olmamız gerekiyor. Özellikle trapez ve aşağı inen hatlarımız dolu olursa poza geçtiğinde çok daha güzel duracak. Tamam. Çek. Burayı sıkıştır. Yavaş in. Bu. Evet. Kır dirsekleri çekerken abi. Bak bana. Şunu yapar mısın? Kır. Dan dirseklerini tamamen kır. Sırt çalışıyoruz. Dumbbell'ı geriye itme. Abi bunu yap. Şu. Bak bana. Şu. Yukarı kır. Şu an beni algılamıyor. Oğlum sen dumbbell'la hiç row yapmadın mı böyle? Şu an odaklanmamış. Buraya geldi ya. Yukarı çek, çek, çek. Sıkıştır. Çek. Aynı yere indir. Sen bu hareketi ilk defa yapıyorsun şu an değil mi? Şu an hiçbir ilk defa. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Oğlum seni döverim. Tekler şey yapmıyorum. One arm yapıyorsun. Oğlum teknenin çiftlisi hiçbir farkı yok. Aynısı. Tekli yaptığında çift de aynı şekilde yapıyorsun. Hiçbir farkı yok. Ama senin harik şimdiye kadar bu hareketi ilk defa yapıyor olman ayıp. Çek, bekle. Zor mu? Sarıya da geçebiliriz istersen. Biraz daha çek abi. Çek, çek, çek. İyice gel buraya. Güzel. Devam et. Çok güzel. Terlemek yok. Şimdi dön bakayım arkana. Yok, gözükmüyor. Tamam, şu an sorun yok kardeşim. Boyan hala tam kurumamış. Gel abim buraya. Burada face pull yapalım birazcık. Geniş tut. Arka omuz çalışır gibi yüzüne, çene altına doğru çek, tamam mı? Biraz daha geniş, biraz daha geniş. Geniş, geniş, geniş. Evet. Kaç
kiloyuz? Geçen sene kaç kiloyduk abicim şu an? 66,5. Tamam. Geçen seneyi hatırlıyor musun? Aynen. Kaç? Bunda da hemen hemen 66. Bravo. Gayet güzel. Ya bu tuhaf hissettiriyor. Güzel güzel. Geldim hocam ya. Sayın hocam. Naber kardeşim? Tebrik ediyorum tekrar. Sağ ol, teşekkür ederim hocam. İyi misin? İyi. Tamam, her şey yolunda. Yarışma hocamı götürüp sonra getireceğim. Kolay gelsin, haber için. Tamam hocam. Hadi başarılar diliyorum sana. Abi ne haber? Abi yavrum. Teşekkür ederim. Yoktum. Buradayım. Bugün buradayım. Okan, bırak İlyas'a seslen o açsın içeride. Çalışmıyor değil mi? Kesin. Abi asansör. Adam var içeride. Buradaki kan kimin lan? Benim. Hocam içeride de var. Bakayım eline. Git çabuk. Efendim. Tamam, oradan gideceğim abi. Adamı çıkartayım. Git elini hemen pansuman yap. Koş. İlyas. Hocam siz çıkın görün. Görüyor musunuz? Bunu açmak için ne yapmak hocam, lazım? Hocam biraz önce açılıyordu. Gerilerini komple gitti. O nasıl çıkacaksın oradan? Hadi bakalım. Mayo numaranı kapama. Mayo numaranı aç oğlum. Evet, kanalımız fizikte gördüğünüz için iki grup halinde değerlendirme yapacağız. Hop. Haydi. Aferin oğlum. Gül. Yüzün gülsün. Sırttan normalmiş. Haydi oğlum. Aferin oğlum. Oblisek. Oblisek. Oblini sek. Sek, sek, sek. Evet. Arkadaşlar şimdi ön grup ile arka grup yer değiştirin. Baksana. Aferin. Teşekkürler. Erkekler fizik eksikliği 70 saatin kategorisinin ön elemesini tamamlamış olduk. Gülerse gol olur. Aferin oğlum. Arkadaş ya, bu çocuğun sorunu gülmemek ya. Obliklerini sök. Lütfen sağlarınız. Dön biraz daha. Bak önden sıkabiliyor, çok güzel. Yandan sıkamıyor. Teşekkürler arkadaşlar, siz de yaptınız. 166. 107. Şimdi hep birlikte 4 çeyrek dönüşü yapacaksınız arkadaşlar. Lütfen sağa dönünüz. Lanmanına. Ya salak konuşma. Kiliman.
biz köç burcu. Aynen. Peki. Tamam mı? Tamam. Ha, tamam. Benim ankim köç burcu. Bugün mü? Hadi bugün olsun. O zaman şöyle, sadece bana değil, bizim ekibe yani. 3 kişiyiz burada. Aynen. Ben kaçmışım. Sen de o zaman annemle anneanneme. Evde eve gönder. Ben tek mi yiyeceğim oğlum? Bu çocuklar ne yiyecek? Oğlum ya bana ya hiç. Tabii oğlum, ayıp et. O zaman tamam beyler. Murat anlarız, bugün finaldeyiz. Finale... 5 derim. Tamam, ilk 5. Oğlum son 6. 6 çocuk. Tamam, ilk 5. Kazanamazsak eğer, finalde olamazsak da ben sana annene, anneanneni... Oğlum bak doğru yiyor. İsmarlayabilirim her soruyu. Oğlum bak bu beddua sana da yapıyor ya. Ben aldım bak, ben yol kadif ediyorum. İsmarlayabilirim. Tamam. Belki başka bir şey. Ya da sen onların hakkını da yiyebilirsin. Çift double yiyebilirsin, fark etmez. Ama ya ben ya ekibim, yani biz biriz yani. Benim ekibim de işte anneannem ve annem. Tamam. Ha, yarışmacı Mert'te. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi Samet geliyor. Finaldeyiz. Bakalım nasıl geçecek? Samet geçen sene de ikinci olmuştu. Hatta videolardan hatırlarsınız. Gülmediği için ikinci oldu falan dedi podyumda. Ama hakemlerin bize gelip dediği şey, eğer gülseydi bir de olabilirdi. Ve ben ona podyumda kaç kere güldüm. Bu sene güldürdük Samet'i biraz. Gıdıkladık çıkmadan önce. Formu gene güzel. Çok şık bir fiziği var. Bakalım inşallah derecesi de bu sene güzel olur. Ve görüyorsunuz şu an gene gülmüyor. Onun önündeki herkes gülüyor abi. Hocam Özhan hocamız lütfen. Erkekler müzik eksi 1.70 saniye ilerliği yapmak üzere. Yarışlarımızı toplu halde podyuma davet ediyorum. Aferin. 54 kaynamasıyla Samet Tiraş, İstanbul Sultan Gazi Huzur Spor Kulübü. 165 numarasıyla Malik. Teşekkürler. Lütfen sağa dönün. Sırttan normal duruş. Obliri sek. Aferin. Aferin oğlum. 149 numara ve 154 numara. Yer değiştirdim. Aslancık. Bir 2
2024 yılı Türkiye şampiyonu. Bir kardeşim, bu sefer güldük ama olmadı. Güldük ama 5 olduk bu sefer. Sikletin bayağı iyi. Çok kalabalık. Kalabalık bir de büyüklerdi. Hacimliler. Evet. Bizim de bir level atlamamız gerekiyor diye düşünüyorum ama. İyisin, herhangi bir sorun yok. Tebrik ediyorum seni. Gene güzel iş çıkardın. Eline sağlık. Sizin de hocam. Teşekkür ederim. Güzeldi. Bu size'da simetri ve proporsiyondan hep ilk 5'te kalıyoruz. Farkındasın değil mi? Pozlardan, simetriden, proporsiyondan. Ama hacim olursa bence sikleti kapatabiliriz. Aralarında akıcı olan, gerçekten hacimlendiğinde de bozmayacak şekilde büyürsek gerçekten çok güzel bir fiziğim var. Ve sikleti kapatabilecek potansiyelim var. Ben öyle söyleyeyim sana. Ki bunu daha önce söylemiştim sana. Biraz hacimlenmemiz gerektiğini. Ama genel olarak hep geldiğinde ilk 5'te olmak güzel bir şey. Sen beklentin biraz daha yukarıdaydı değil mi? 2 ya da gene 3 ayarı gibiydi. Farkındayım onun. Ama sikletim bu sefer daha sağlam, daha kalabalıktı. Herhalde işlerinde belki bir iki kişi natüreldi. Onlardan biri de sendi. Bir şey diyemiyorum. Olsun. Emeğine sağlık. Yarışmamızı bitirdik. Bu sefer yüzümüz güldü ama sonuç geçen senekinden birazcık daha aşağıda oldu. 5 olduk. Güzel bir sonuçtu bence gene. Bu size hacime göre bu kadar kalabalık bisikletin içerisinden çıkıp gene 5. olabilmek gayet güzel bir sonuç. İkinci yarışmamız bizim. İlk yarışmada ikincilik aldık. İkinci yarışmada 5. aldık. Üçüncü yarışmada niye birincilik olmasın veya dördükte niye birincilik olmasın? Sadece biraz daha sağlam çalışmak ve hacim almak gerekiyor. Tebrik ediyorum tekrardan. Bu arada gerçekten çok disiplinli. Ne desem tık diye tamamdır deyip yapan bir sporcu. O yüzden çok keyifli çalışması. Ama bu sene biraz morali bozuldu. Onun farkındayım. 2 ya da 3 bekliyordu. Bir niye olmasın dedim ama çok hacimli adamlar vardı. Gerçekten siklette eksiklerimiz var. Buna farkındayım. Sırtımız çok iyi ama hacimsiz. Diğer bölgelerde de aynı şekilde bu durum var. İnşallah diğer yarışmalar için daha farklı planlarla, daha güzel bir hacimle buraya gelmeyi düşünüyoruz. Şimdilik tadını çıkar, keyfini çıkar. Eline sağlık, emeğine sağlık. Bunları öne al. Al 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 al. Bu poz böyle verilir. Şu an geride kaldığında kapatıyorsun sırtını. Öne alacaksın dirseklerini. Bir daha ver. Al. Al. Böyle. Kal öyle. Tamam. Rahatsız eden ne? Bir tık öne eğil. Burası kasılmış durumda zaten. Evet, burası kasılmış durumda. Dön bakayım. Bu trapez şurası komple tutulmuş duruyor. Klima mı çarptı? Evet, tatil günü. Yürürken arabada büyük ihtimalle o zaman çok fazla hareket ettirmemeye çalış. Krem ne zaman sürdünüz? Bu sabah. Tamam. Sen boyanı yaptırıp sırt üstü yazıp uzanmaya bak, tamam mı Bilal Hocam? Şu an daha gerek yok. Hoş geldiniz abi. Nasılsınız? Eyvallah. Memnun oldum. İsterseniz oturun, ayakta kalmayın. Sen boyanı yaptır. Sonraca yat, dinlen burada. Boynunla ilgili de çok fazla poz çalışma. İyi pump yapalım. Herhalde daha iyi olur diye düşünüyorum. Tamam. Esne. Böyle tek el tutup yapar mısın? Bunu al. Şöyle esne. Yani travma olan yerini tam tersine doğru esne. Evet. İyice çek. Ama bak şöyle. Gel bu tarafa. Bunu bu tarafa doğru çekerken burayı germeyi sağla. Evet. Sıkıştırmadan. Dön. Kol aşağıda. Evet. Şimdi bu tarafa doğru çek. Bura böyle kalsın. Böyle esnet. Heh. Bundan bahsediyorum. Hoş geldiniz. Hemen boyanmışız. Ne haber? Ne haber Yusuf? İyiyim ben de. Birazdan bakayım size. Pozlarınıza, formlarınıza. İlk kat mı bu, ikinci kat mı? Atılacak mı bir kat daha? Yani gerek olursa atarız. İki kat atıyorlar. Atıyorlar değil mi normalde? Sanki bir dönsene arkanı Yusuf.
Yani boyanız güzel duruyor burada ama Samet kaç kat boyanmıştı? Bir kat mı? Samet bir kat. Yani bir kat yeterli gibi de duruyor. Nasıl hissediyorsun? İyisin, bir sorun yok. Sen? Her şey yolunda mı? Bir omlin isker misin? Güzel. Yani şu an bu hale gelmem bile benim için büyük. Evet, fark edinayım. Yoksa olmayacaktı yani. Tamam. Yumrukları içe bük. Hafif öne bu. Tamam. Nasıl? Arkadaşlar, bizim Semi natürel yarışmacımızdı. İlk yarışmada yarıştıktan sonra 7 ay içinde bu haldeyiz. İlk yarışma formunu da buraya koyarız. Aferin. Bravo! Kaç kilo var dedim üzerinde? 40 kilo. Evet, 40 kilo. Çok iyi. Tabii bu kilo %100 kas olarak alınmadı ama biraz su ve yağımız da var. Genel olarak çok iyi. Bacağını da pozoruna göre ayarlasana. Aynen. Daha güzel pozlar. Bacağı da büyüdü canım. Yok, daha 2 gün önce attı form ya. Yeni konuştuk. Canavar gibi. Ama Semih bembeyazsın ya. Beyaz peynir gibisin. Birazcık daha esmerleşmen lazım. Biraz solaryumla gitsen süper olur. Bel inceliğin ne durumda? Kaçtı, kaça çıktı? Ya 70'ti, 84'lerde falan gidiyor. Şu an balkta normal. Bir 7-8 santim oynar da bir 10-14 santim mi aldı? 70'ten 80-84. Peki halini nasıl görüyorsun o zayıflığa göre? Bence iyi hocam. O zayıf haline göre nasıl görüyorsun? Şu an şey gibi geliyor. Onun gibi. Bambaşka bir şey var değil mi ortada? Ben öyle hissederdim. Çok değişmişsin. 70 santim bel, 14 santim. Ama hala bakımı. Farkındayım. O double biceps'te güzel duruyorsun. Ama çok iyi. Yani 7 ayda 40 kilo. Evet. Güzel. Yani bunun bir 10-15 kilo yakını gitse kaç kilo da? Suyu çıkarttık, seviyemde de geri düştü. Hocam, aynen, temizledik, kapanmıştı çok fazla. 85'e düştüm, şimdi yine 5900'e çıktık. 5900. Şimdi kilo almaya devam ediyor. Valla yağ oranı çok yüksek değil Semih. Görüyor musun bak, mıcırdayan yağ, geri kalanı su. Yani biz buradan kilo düşsek bir 10 kilo, 12 kilo falan gider maksimum. Bana öyle geliyor. Ben çok iyi gördüm. Temiz yüzü görsen, zaten kardiyo çaksak. Temiz yüz zor ya, şu an kaçız? 88. Temiz yüzü görmemiz için bizim bir sene daha balkta kalmamız lazım. Hayat bitti. Bir sene göremeyeceğim. Bir sene balk zor ya. Belki bir yarış yapar sonra çıkarız oraya. Çünkü az kilo almadık yani, anladın mı? Onu bir kondisyona oturtmak lazım. Nerede? Yani o zaman şu andan itibaren 2-3 ay sonra definasyonumuz başlayacak. O yüzden bir yarış yapacaksan zaten o kilolara çıkamayız. Sonrasında o kilolara çıkabiliriz. 100 kilolara yani. O yüzden biraz sabırlı olmak lazım ama büyük büyük bir seviye var arada. Çok büyük bir fark var arada. Çok hocam, iyi. Benim kanadım çok genişti. Bakabilir miyim? Önden, sırttan ver ya da önden ver. Önden ver, önden ver. Çok güzel olmuş ya. Sırttan versene bir de. Bir pres yapıp ver, sıkıştır bir. Evet. Yat geri. Geri. Sağ omuzu biraz aşağıya. Çok iyi. Çok büyümüş ya. Aşırı çok iyi olmuş. Bakalım bu yarışmada nasıl bir form çıkacak ortaya. Güzel. Ben sporu bu yüzden bırakıyorum. Fotoğraftan daha dolu ve iyi duruyor. Moral bozar oğlum. Vallahi bozar. 40 kilo almak nedir yani? Ben gittim 2 kere 15 dakika gittim, sonra 10 dakika gittim, tutmuyor yani. Oğlum 30-35 dakika ile kimse esmerleşmiyor zaten. Ben çok kolay esmerleşiyorum. O yüzden bir 100-150 dakika gideceğim. Direkt 50 dakikaya başla. Hayır yavrum, 50 dakikayla başlamayacaksın. 10 dakika bir gün ara ver, 10 dakika bir gün ara ver, 10 dakika bir gün şeklinde gideceksin. 100-150 dakika gideceksin. Ha. Devamlı, bayağı gideceksin. Yani. Nasıl? Hoşunuza gitti mi? Ha? Ha, hoşuna gitti mi bro? Lafa çeksene lafa! Ha? Lafa çeksene! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. Vakumda gir. Uyuy.
Bacakları da sıktın, güzel. Ver. Terledin mi? Terleme, öyle kal abi. İyi misin? İyi misin? Bir şey mi oldu? Kulağın baskı yapıyor. Yani. Basınçtan. Tamam. Evet. Normal abi. Burada çok açtığın için şuradaki volümü kaybediyoruz. Evet. Bak bu çok daha iyi oldu. Evet. Yusuf, şimdi az önce yumruklarını sıkıyorsun bu arada. Bırakma yumruklarını. İyi sık. Verdin ya pozu. Şunu yaptığın zaman kasın buradaki simetriyi götürüyorsun. Biraz daha böyle kalmalıyız. Ama bak böyle değil, tamam mı? Az önceki gibi. Açtın bir tık. Çok değil. Yeterli. Boşalt. Evet, bu pozu güzel veriyorsun. Şu çocuğa para ödeyeyim ben. Yazık. Sabahtan beri vantilatörlük yapıyorum. Yumruğunu sık. Bu okey. Ya bisepsinin orası boşluğa bakılmayacak. Simetrine, hacmine göre değerlendiriliyor ya. Benim kolumda o boşluk sırıtabilir. Sıkmaya bak. Tamam. Çünkü detaylanıyor. Tamam. Çok büyük bir hacim olur ortada. O zaman de ona takılabiliriz. Kusurumuz olsun. O zaman en iyi görünebilecek şekilde dışarı doğru uzatırız. Öyle bile olsa bak, sıktığında topaç gidiyor. Farkında mısın? Hani sende de bu var. Ama senin bisepsin çok iyi detaylanıyor. Bak sık. Aç. Anladın mı? Biraz gidiyor. Ve o yüzden sen sıktığında da, içeri dışarı çevirdiğinde de bir hacim kaybı olmuyor çok fazla. Nasıl hissediyorsun? İyi, gayet iyi. Bir sıkıntı yok kardeşim. Sadece başım ağrıyor. Normal. Bir karın sıkar mısın? Dolu mu karnın? Yok. Tuvaletimiz yok değil mi? Yok. Gazımız da yok. Çıktım ama. Heh, süpersin. Zorlanma falan? Hiçbir şey yok. Harikasın. Yarım saat kala çok iyi ısınmaya başlıyoruz. 10 dakika içinde ısınmaya başlarsan. Tamam. Isınmaya başladıktan sonra da hafif hafif jelibon. Hafif hafif. Marmelatın var mı? Var. Mesela pirinç patlağına bir tane marmelat sür. Nasıl, iyi geldi mi? He? Biraz ıslak gibi de. Su gibi geliyordur. Aynen vallahi diyor. Beni şaşırttın, helal olsun. Poz çalışmasından sonra bir toparlandım, farkında mısın? Poz çalışmasından önce bence bu kadar iyi geldiğini düşünmüyorum. Poz çalışmasından sonra bir kendine geldin, ne oluyor dedin. 10 kilo verdim ona falan. Gördün mü? Çünkü o poz çalışmasında ben yüklendim ona. Kusura bakma. Çok kötü poz veriyoruz. Çalışmamışız. Yanlış mı düşünüyorum? Sonra bak aradan dünya kadar şey değişti geldi. Ben böyle beklemiyordum. O yüzden dedim abi yetişemeyeceğiz diye de konuşma yaptım, farkında mısın diye. Ben de istiyorum dedim. Ben vazgeçirmeye çalıştım. Ben kimi vazgeçirmeye çalıştıysam inat ediyorlar bende. Vazgeçmiyorlar. Demek ki planımız bu olmadı. Kardeşim yetişmeyeceksin. Ne anladın bir daha. Değil. Ben sana yarışmaya başlamadan önce bunların böyle olacağını söylesem anlar mıydın? Anlamazdın. O yüzden dostum, benim anlatmaya çalıştığım şey de şu. Sen şu an bunu gördün ya. Bundan sonra yarışmayı yapar mısın? Yapmaz mısın? Kendini çok iyi tartabileceksin. Değil mi? Son 20 gündeki disiplinini gör. Bundan öncesini gör. Arada %30 fark var. Eminim bu fark var. Poz çalışmasından önceki sürecinle son 20 gündeki sürecin arasında %30'luk bir performans farkı var. Evet. Anca bu hale geldik. Çok kalındı derimiz ve hala kalçamızda sorunlar var. Evet. Belimizin arkasında yağlar var. Bunların gerçekten müthiş bir hale gelmesi için senin bu 20 günlük performansını bütün sürece yayman gerekiyor en başından beri. O zaman biz sana deriz ki abi süper oldu. Ama şu ana kadar verdiğin emeğin karşılığını almış olduğumuzu düşünüyorum. Form olarak. Doğru mudur? Evet. En iyi formundasın, en iyi kondisyondasın. Podyumda da bunu güzel sergilersen ne derece alacağız, almayacağız bunu göreceğiz. İnşallah. Ama güzel geldin. Hiç beklemiyordum. Güzel geldin. Yani son 20 gün performansın keşke en baştan beri olsaydı da hiç bunları şey yapmıyor olsaydık. Çok daha güzel olurdu. Demek ne yaptık? Hemen yemeğe başlamış arkadaş. Hemen götür bir hamburger ısmarla. Sözü var. Zaten herkesin sözü var. Size de. Akşam haberleşiriz. Ben eve o tarafına geçiyorum. Ayarlarız. Buradasın sen. Akşam ayarlarız. Haber ver. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay. Eyvallah. Pirinç patlağı üzerine biraz bal alabiliriz. O güzel olur. Bir iki tane pirinç patlağı bal yapalım abi. Karnın dolu mu? Tamam. Çikolata varsa ısırabilirsiniz. Sorun yok. Abartmayın. Finale kalırsak birkaç yudum bir şey içeceğiz. Tamam. Kalmazsak bir şey içmiyoruz. Ben yukarı çıkıyorum. Başarılar diliyorum. Yukarıda kulağım bende olsun. Tamam. Kulağım bende olsun. Bir iki kere göz teması kuralım. Ortalarda mı olacak? Hemen çıktığınızda sağ ya da sol köşede olacağım. Hadi öpüyorum sizi. Beş lira.
başarılı yarı finalistlerimize teşekkür ediyoruz ve podyum arkasına uğurluyoruz. Şimdi hep birlikte 4 çeyrek dönüş yapacaksınız arkadaşlar. Lütfen sağa dönünüz. Teşekkürler, lütfen sağa. Lütfen sağa dönünüz. Pozları çok güzel de sırttan çift biceps modu düştü biraz. Aferin. Teşekkürler. Terleyen bir yarışma görmedim ben ya. Herkes ter bu şey içindeydi ya. 15 dakika bekledik. Arkaya aldılar, orada beklettiler. Evet, bekledik yani. Bacaklarına kramp girdi, bacaklarını sıkamadın hiç. Bir tık kapanmışlar beklemeden dolayı, bilmiyorum ayakta kalmaktan dolayı mı. Güzeldin, aşırı terledik bu arada. Oradaki herkes terledi de biz biraz da stres mi, artık ne yaptık, heyecan mı yaptık bilmiyorum. Biraz daha fazla terledik. Ama genel olarak bir eski formundan daha iyi formdaydın. Daha güzeldin. Sikletin çok sertti oğlum ya. Çok sert. Gerçekten. Hep böyle denk geliyor sana. Çok kalabalık. Geçenki siklet yarışma 24, bu 17 idi. 17 idi. Genel olarak bence artık biraz daha üzerine yatıp... Türkiye devre kapandı hocam. Tamam işte. NPC de hazır önündeyken bir denenebilir. Evet. Hocam genetim gerçekten iyi. Genetim güveniyor. Proporsiyonun güzel. Sikletteki çoğu finale kalanlardan genetim iyiydi. İyi poz veriyorsun. Biraz hacim lazım bize. Biraz keskinlik lazım. Biraz kondisyonumuz düşük kalıyor. Hep deri kaynaklı. Olmayacak bir şey değil. Olabilir ama NPC denemeni isterim. Yani şöyle düşün. Senden iyi adamlar vardı burada. Doğru mudur? Vardı. Bu adamların bizden hacim olarak ve deri kalitesi olarak üstünlükleri vardı. Onlar kadar iyi olana kadar üzerine yapmamız lazım. Her sene yarış yapmanın bize bir faydası yok. O yüzden heyecanını biraz baskılayacaksın. Birazcık duracaksın. Üzerine yatacaksın.
olacaksın. Diyeceksin ki ben bu işi yapana kadar hazır olacağım. Benim gibi düşün. Bir sene, iki sene off yapıp sessiz sessiz içten içten gelip bu iş böyledir ya. Anca öyle olur. Bu olur ama olmayacak bir şey değil. Sadece biraz sabır gerekiyor. Mesela hırs yapıyorsun. Hadi bir daha girelim. Çok istiyorum. Çok iyi olur. Bak mesela işte bu yanlış ama. Şöyle düşün. Üstüne 1-2 kilo farklar koyarak fark oluşturamazsın. Üstüne 10 kilo 15 kilo koyarak fark oluşturursun. Anlamda eksiğiniz var mı? Evet. Belki hacimsel anlamda var ama proporsiyon anlamında yok, poz anlamında yok, kondisyon anlamında bir tık daha eksiğimiz var. Mesela bacakların sabahki formlarda nasıldı? Burada nasıl? Bence biraz daha üstüne yatıp öyle ilerlememiz daha iyi olur. Düşündüğüm bu. Sen gene sakin kafayla düşün. Eylül'e girmek istersen NPC'ye bir deneme yapılabilir. Hazır önünde bir yarış daha var. Tecrübe olur. Kayıtlar da devam ediyorken belki oraya gidilebilir. Bir tık daha sert bir diyette devam edilebilir öyle. Sen bunu bugün yarın bir düşün, konuşuruz. Tamam. Eline sağlık. Güzel değil, güzel. Siz çok sağ olun. Anne senin kardeşim benim. Bu sefer ağlamayın. Hiç gerek yok. Bak yok, yine hiç gerek yok. Birinci olunca değil. Ağlarsın. En güzeli öyle oluyor. Arkadaşlar Umut abiyle finale kalamadık. Yarı finali gördük. Yarı finali de tek seferde yaptıkları için çok kalabalık, zor bisiklete denk geldi. Size olarak eksiklerimiz vardı. Bisikleti de bayağı iyiydi. O yüzden başka yarışmalar için plan yapacağız ama şu an için buradaki sonucumuz maalesef finale kalamadık. Eline sağlık. Sağ pozların olsun. Güzeldi. Çalıştığınız gibiydi. Sadece gene topuklarını çok kaldırdın. Bağırmadım, artık yapacak bir şey yoktu orada. Topukları keşke sana hiç kaldır demeseydim dedim bir ara, biliyor musun? Çünkü ilk başta onu bir kere dedim, bak hep yaptı. Hiç yapmamazlık yapmadı. Şurada uyardım bu kadar kaldırmayalım diye. Hep yaptı yani. Başkasına söylesem bu kadar olmaz yani. O yüzden bir dahakine pozlarımızda çok büyük hatalar yok. Çok güzeldi. Sadece topukları çok kaldırdığın için podyumda herkesten uzun gözükmeye çalışıyormuşuz gibi oluyor ama bir de titreme oluyor. Ama genel olarak pozlarımız güzeldi. Kafanı topla abi. Güzel. Sonrasında uzun vadeli bir plan yapmak lazım. Ona göre ilerlemiş oluruz. Eline sağlık. Ben memnunum senden. Ben çok de. Güzeldi. Eyvallah. Hakkını helal etsin. Sen de helal çok et. Emeğin var. Helal olsun. Estağfurullah. Hakkını vallahi ödeyemeyiz yani. Sağ olasın. Çok disiplinli birisin. Yaş 37. Yani iki tane çocuk var. Yani evet. Diğer bekar arkadaşlar gibi değiliz ki. Biz uzun süre disiplin olduk mu bir reset atmamız gerekiyor. Doğru. Dinlenmek şimdi lazım. Şimdi Allah nasip ederse dediğin gibi planlarım da o. Bir iki sene sonrası. Off verip. Aynen. Şöyle bir 3-5 ay bir tatil. İnce hazırlık yaparsın. 2 sene sonra vites yükseltirsin. Aynen. Ama biraz dinlenmen lazım. Arkadaşlar bugünün sonuna geldik. Bugün 4 yarışmacımız vardı. Birisi 5. birisi 6. ve diğer ikisi de finale kalamadık. Yarı finali gördük. Şimdilik sonuçlarımız böyle. Yarın bir kişi daha var. Cihat. Yarın da öğren gibi bir yarışmacımız daha var. Sonra Türkiye Şampiyonası'ndaki sürecimiz bitiyor. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz. Ofanın önünde kuruyalım İlyas biraz. Sonra da yerimize geçelim. Biraz uzanalım. Yarım saat kala, 45 dakika kala şekerlilere geçeriz. Beş dakika yukarı çıkıyoruz abicim. Daha sikletine var. Dinlen. Biraz daha kurumaya çalış.
Biraz sonra geleceğiz, ısınmaya başlayacağız, tamam mı? Bir şey olursa da hemen ara beni. O zaman da sana bir şey sordum. Dedin kutunu daha yap, sonra yavaş yavaş ekle ekle yap. Biraz yağlanarak gidiyorsun ama. Abi yanlış gidiyorum ya. Benim hocam benim hocam Amerika kardeş. Ben burada geldim. Olsun, hocanın uzakta olması. Tugay Yılmaz'ı yendi. Tugay Yılmaz'ı yakın arkadaşım. Dubai'den geldim. Sizi Dubai'den gördüm abi. Eyvallah. Biraz yağlanarak gidiyorsun ama hocanın uzakta olmasıyla... Abi seni şey yazdım ya, çalışır mısın? Ama maşallah senin bayağı insanlara yetişiyor ya, olmadı. Benle çalışmak mı istedin yoksa? Sen de yarışma hazırlıksın, Dubai'den yarışacağım. Çünkü ben zaten Dubai'li olduğum için... Tamam. Oksijencim benim, amcaoğulları, her şey var elimde. Tamam. İlaçlar, her şey var. Ama güzel bir hoca istiyorum abi. Sen de disiplini yaparsan şey yeri gördüm. Bir tane natural çocuğu var sende. Evet. Bayağı iyi abi, kıskandım ya. Güzel çocuklar. Maşallah ya, bu nezar etmesin. Sağ olasın, teşekkür ederim. Ya senin gibi olmak istiyorum bir gün ya. İnşallah olursun, çalışırsan olur, niye olmasın? Oksijenciğim de yaparlar seni öyle. Yok abi. Yapamazlar mı? Arap bile olmaz. Sen de olur abi ya. Eyvallah. İyi duruyorsun, büyümeye müsait vücudun ama yağlanarak gidersen çok fazla deri deformasyonu yaşarsın. Ne var, şey çatlamıyor. Olmaması için böyle gitmemen lazım, söyleyeyim. Daha kontrollü ve temiz gitmen lazım. İyi duruyorsun, daha iyi olma ihtimalin yüksek ama bu size ve yağlı büyürse, ki bacakların aşırı yağlı. Toparlanman lazım, yoksa çatlaman çok fazla olacak. Abi sence şimdi 28 mi ya? Beraber mi sen kaç yılda iyi gidebilirim? 5 yılı vereceğim, yeterli mi? 5 yıl çok iyi bir süre ama ben sana o zaman zarfını veremem. Belki 3 sene içinde çok güzel bir şeye geleceksin. Belki 2 sene sürecek. Belki de çok disiplinli olmayacaksın. 5 sene sürecek. Bilmiyorum ama önüne kısa planlar yapmamalısın. Böyle uzun vadeli, daha sağlıklı olabilecek şeyi tercih etmek lazım. Ben o yüzden 5 yıl, 10 yıl olsun ama çok uzun seviyorum ya. 10 yıl çok uzun vadeli bir plan. 10 yıla kim ölür kim kalır bilmiyorum ama gene bir 2 senelik planlar yapmak lazım. Daha doğru olur. Abi seni e-maille yazayım. Nasıl? WhatsApp numaramı vereyim sana. Olur abi. Yaz bana, konuşalım. Şey, Tugay Hoca'dan varmış ya. Ama dedim eyvallah, bunda yazacağım. Abi, Tugay'da benim şahıs numaram var. Sen benim iş numaramı yaz, oradan daha hızlı dönerim sana. 546. Sen yabancı hat mısın? Evet abi. Artı 90 koy başına. Tamam abi. Artı 90. 546. 850. 850. 54. 54. 61. Burada tanıştığımızı da söyle. Ben işim bitince, buradan çıkınca dönüş yaparım sana. Tamam. Tamam kardeşim. Cansın abi. Eyvallah. Görüşmek üzere. Abi seni çekelim mi? Hadi çekelim. Hadi abi. Ver, ben çekeyim. Şimdi Tugay'ı kıskanacağım dedim abi, sattım seni. Yok ya abi, benim çocuk arkadaşım Tugay. Eyvallah dostum. Görüşmek üzere. Canımsın abi. Geçmiş olsun şeyden. Sağ ol. Teşekkür ederim. Abiler eyvallah. Teşekkür ederim. Bu arada ameliyatla ilgili doktorla konuştum. MR'a baktık. Dedi ki, Mustafa dedi, MR'ın ilk yırtığındaki resimle kıyasladığıma göre çok daha iyi durumda. Ödem azalmış, yara durumu daha iyileşmiş durumda gözüküyor. Ama dedi, barfiks çekmeye de başladım dedi. Antrenmanları yapmaya başladım. Biz ameliyat olmadım abisin dedi. Devam edelim, izleyelim. Yüklenmeye başla. Her hafta kademeli olarak yüklen ve bana haber ver. Aksi bir durum olursa ameliyat zaten olacağız. Ama olmazsa iyileşmeye giden şey niye ameliyat edelim? Bence senin için iyi olmayacak dedi bu. O zaman erteliyoruz dedik. Kararı öyle verdik şu an. Peki şu an yırtık var ya, iyileşmeye devam ediyor okey. Ama eski deformasyonu... Şu ana kadar şekil bozukluğu olmadı. Olmayacak anlamına gelmiyor ama şu ana kadar olmadıysa sonrasında da olmayabilir dedi. Şu ana kadar iyiye giden bir süreç var. Her şeyin iyi olduğundan bahsediyorsun. Kötüye giden hiçbir şey yok. O yüzden şu önemli bir durum dedi. Şu an görüntülere baktığımda güncel MR'da ödemin çok 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 azalmış. Yara bere durumu daha iyi gözüküyor ve yırtığın aynı yerde dursa bile senin bahsettiğin şeylere iyiye giden bir durum var. Bence ameliyat etmeyelim bunu dedi. Ben de o yüzden başka tamam dedim. Tedavi olacak mı? Şu an tedavi olarak fizyoterapiyle beraber devam etmeliyiz dedi buna. O yüzden ameliyattansa fizyoterapi, işte yüklenme kısmına birazcık onlarla ilerleyelim. Zaten ikinci ihtimal ameliyat dedi ama şu an bence olmayalım. Önemli olan omuz, göğüs, sırt. İlk 3 noktanın çok iyi ısınmasını istiyorum. Özellikle de sırtın. Yavaşlar o tarafta. Oraya mı koyalım? Arkada da bekletecekler ya biraz. Evet hocam, arkada bekletecekler. O yüzden erkenden orada ısınmaya devam edeceğiz zaten. Sorun yok. Bakımdasın. Çok güzel. Can önde. Sıkıyorsun. Aç aç aç. Bir tık öne. Süpersin. Bacak çok güzel geliyor. Evet. Değişti. Bu arada kulağın bende olsun. Podyumda bir kere göz teması kuralım. Beni kulağına al. Ondan sonra hakemler desin. Tamam. Bir dakika kapat. Süper. Bakımdasın. Bakımda kalmanı istiyorum. Tamam. Senin bakımın çok iyi. Bel de boş şu an, ipince. O yüzden bakımda hep kalalım. Yandan göz. Dön. Obliği sık. Hafif yukarıdasın. Bana bak. Bir tık dön. Oblik.
Kontrolü kaybetmiyorsun, sonra dönüyorsun sağa sola. Evet, çok güzel. Kalfını da sık. Oblik, bir tık önesin, öne. Oblik. Tamam. Obliği burada iyi veremiyoruz. Evet. Tamam mı? Burada obliğini iyi kontrol edemiyorsun. Ama poz güzel. Pozdan yana hiçbir problemimiz yok. Hafif bacağı dön öne, bir de böyle kal. Ver pozu. Kaldın, bekle. Herkes bir baktı. Bacağı öne çevir. Obliği şimdi sık iyice. Bu çok güzel. Bacağı sıkmayı unutmuyoruz. Yukarı attık. Titreme kal böyle. Gayet güzel abi. Tamam. Öpüyorum seni. Teşekkür ederim abi. Podyumda kulağın bende olsun. Bir kere göstermez tamam, kur. Podyuma çıktığın gibi solda olacağım. Hadi bakalım, bol şans diliyorum. Pozlarını lütfen düzgün ver ve kulağın bende olsun. Cihat podyumdan indi. Evet. Siklet harbiden çok sağlam, çok sert bir siklete denk geldi. İlk yarışman için gerçekten canavarların arasına düştün. Çok zor bir sikletti. Ama yine de güzeldik. Pozlarımız güzeldi. Formumuz bizim seviyemize göre güzeldi. İyi pozlar verdin. Birkaçını da vermediğin poz şeklinde poz verdiğin için değişik bir poz gördüm sende. Belini böyle koyup verdin. Evet. Tuhaf bir poz oldu. İlk yarışman için sen ne düşünüyorsun? İlk yarışmam için benim için eğlenceli oldu. Tabii hazırlık ciddi manada zordu. Evet. Düşündüğüm gibi olmadı. Özellikle diyet kısmı. Aynen. Yani önemli olan zaten bu diyeti uygulayabilmek. Yani yemeği yedikten sonra ağırlığı herkes basar. Aynen öyle. İlmanı herkes yapar. Cihat son bir hafta kala mı ne diyet bozdu? Bize de geç evet. söyledi bunu. Geç söylediği için de kaç kilo aldın? 4 kilo mu aldın? 4,5 kilo falan aldın. Abi ben geçen çarşamba 90 kiloydum. 79 kilo tartı verdim. Hı hı. Ama işte geçen çarşamba diyet bozmadan önce kaç kiloydun? 83'lerde geziyordun. Evet, 83'lerde. Bir anda 90'a çıktık. 89'lara çıktık evet. diyet bozunca. 83-84 kilolardayken jilet gibiydi. 90 mı? Nasıl oldu? 89 diyet bozduğunu geç söyledi.
söyledi. Geç söylemese bari o akşam toparlasak çok daha iyi bir formda çıkabilirdik buraya. Şu anki formumuzdan daha iyi bir formda. Olmadı. İlk yarışma, ilk tecrübeler çok başka oluyor. Çok zorlanıyorlar. Poz verirken de öyle. Gül dememe rağmen bile unuttuğun çok zaman oluyor. Ya podyum ilk tecrübesi, orada gördükten sonra diyorsun ki evet böyleymiş, şöyleymiş, böyle oldu falan diye. O yüzden sana söyleyebileceğim en iyi şey şu. Çıkan adamları gördün. Onlar kadar iyi olmadan bu siklette birinci olamayacağız. Ama ben seni tebrik ediyorum. Gene de ilk yarışman için güzel bir fizik, güzel bir formla çıktın. İlk yarışması için bu kadar sağlam kondisyonla iyi fizikle çıkan adam sayısı çok az. Benim önerim birazcık akıllı planlı hareket etmek ve geleceğe doğru bakarak gitmek. Mesela Türkiye mi MPC mi? Buna karar vermek. Türkiye ise ona göre sikletine uymaya çalışmak. MPC ise oradaki adamlara göre bir çalışma yapmak. Yani anlayacağın iki tarafı da değerlendirip ona göre bir kritik yapmak lazım. Diyetini boz, bir kendine gel, kafanı sakinleştir. Sonrasında planlar için konuşuruz tekrardan. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim abi. Şimdilik öyle arkadaşlar. Türkiye Şampiyonası'nın sonuna geldik. Burada toplamda 5 kişi geldik yarışmaya ve 2 tane derecemiz var. Diğer arkadaşların ilk yarışmaları olmasa da aralarında bir ikisinin ilk yarışması, bir ikisinin ikinci yarışmasıydı. Bir tane 5.lik ve bir tane 6.lik aldık. Bu seneki serüvenimizi sonlandırdık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni yarışmalarda görüşmek üzere.